Bu şemayı daha iyi anlayabilmek için yine bir çizgi romandan faydalanalım. Bakalım uyarı uyartı mesajına dönüşecek, uyartı mesajı beyne gidecek, beyin cevap verecek ve nasıl tepki oluşturacak? Evet, bir kızımız var, yürüyor, içeride durum. Şarkı söyleyerek gidiyor ve bir tümsek var bakın, bir basamak gibi bir şey. Her an hem dış dünyadan hem de vücudun içinde bilgi mesajları alırsın. Her mesaj dendritler yoluyla sinir hücresine girer ve doğrudan hücre gövdesine gider. Mesaj bir elektriksel uyarı olarak akson boyunca iletilir. Bir sinir hücresinin akson ucuyla bir diğer sinir hücresinin dendritleri arasında sinaps adı verilen çok küçük bir boşluk vardır. Mesaj elektriksel uyarı olarak bir sinir hücresinden diğerine iletilmeye devam eder. Yani uyartı mesajı buradaki mesaj dediği. Devam edelim. Zincirleme tepki. Acil mesaj geliyor. Tamam, diğerlerini ileteceğim. Bakarsanız hep birbirine bağlanmış sinir hücreleri var çocuklar. Bakın. Arada iletim sağlanıyor. Sinir hücrelerin bilgiyi beynine taşırlar. Öncelikli mesaj beyine gitti. Pembe olan beyin. Teşekkürler dedi beyin. Sonra da beyin bu sinyalleri bir görüntü, ses, koku, temas ya da başka bir his olacak şekilde çözümlüyor, anlamaya çalışıyor. Bu mesajlar beyinden dışarı sinir hücreleriyle taşınır ve vücuda iletilir. Beyin cevap verdi. Tepki ne oldu bakın? Ah dedi. Ayağının acıdığını hissetti ve tepki verdi.